Merhabalar. Sıra dışı ellerle ilgili yaptığımız ankette bir düzine fotoğrafı sona bıraktık seçimde. Yaklaşık 100'e yakın fotoğraf paylaştınız. Bu yüzden de sizlere teşekkür ediyorum katılımınız için. Size sıra dışı gelen veya sizin sıra dışı olarak kabul ettiğiniz elleri gönderdiniz. Biz de onlardan sizin seçiminizde son 4'e kalanı paylaştık ve onların arasından Elif Hanım'ın elini birinci seçtiniz. Hemen kısaca bir konuyla ilgili ufak açıklama yapayım. Elif Hanım sol elini paylaşmış. Yani şurada gördüğünüz eli paylaşmış. Sağ elini de ben buraya koydum. İkisi arasındaki farktan da bahsederiz. Sol elde daha çok parmakların birbirine olan meyli ve elin avuçtan geniş parmaklara doğru dar olarak gitmesiyle alakalı yorumlar vardı. Kısaca bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Hemen şuradan kalemimi alayım. Evvela parmak yapısından bahsedelim. Elin parmak yapısıyla avucun arasında şöyle bir çizgi çizdiğimizde avuç içinin parmaklardan daha uzun olduğunu görüyoruz. Avucun genişliğine yani kare formuna birazdan geleceğiz. Avuç parmaklara göre uzunsa bu kişiler ne kadar tahsil yaparsa yapsın, ne kadar zeki olursa olsunlar en ön planda bunlarda güdüler fikirlere yön verir. Bu kişinin kendini hayat serüveninde eğitmesi, kendini bilmesi için çok önemli bir dönemdir. Çünkü hali hazırda tahsil hayatını seçse dahi onu o tahsil hayatına iten şeyin güdüleri, işte kendini eksik hissetmesi, kendini cemiyet içinde yukarı çıkartmaya çalışma arzusunun itebileceği gibi konuları da içinde barındırır. Yani kişinin hangi fiili, hangi amaçla ve niyetle yaptığını buradan çözeriz. Ama genel itibariyle avuç parmakları göre uzunsa bu kişiler güdüleriyle hareket etmeye müsaittir demek. İkincisi size tuhaf gelen nokta parmakların birbirine olan meyli. Bakın burada bu boyanın rengini şöyle seçmem gerek. Burada şehadet parmağının orta parmağa meyil ettiğini görüyoruz. Şehadet parmağı bizim başarı Jüpiter diye de adlandırırız. Başarı, kazanma, hırs parmağıdır. Ve bu parmak orta parmağa doğru meyil etmiş. Bunu şöyle yorumlayabilirsiniz. Hangi parmak nereye meylediyorsa kendi özelliklerini meylettiği tarafa doğru aktarır, kaydırır, oraya doğru meylettirir demektir. Başarının ve hırsın, kazanmanın orta parmağa doğru. Peki orta parmak neydi? Mal mülk parmağıydı. Mülk. Bakayım yazabiliyor muyum? Evet. Mülk parmağıydı. Buraya doğru bir meyil veriyor. Yani bu kişi makam, mevki, para, kazanç hepsi mülk edinmek adına bir araçtır. Esas onların makam ve mevkisi mülk edinmek amacıyla kullanılır. Bu aynı zamanda sağduyu isteyen bir yapıyı verir. Bu kişiler konuşmalarda ve iletişimde sağduyu beklerler. Kırılmak ve incinmek istemezler. Kırıldıklarında ve incindiklerinde o olayı aşamazlar. Tekrar tekrar geri dönerler. Bana bunu nasıl söyler? Ben ona neden cevap veremedim gibi. Birincisi bunu ifade eder. Bu parmağın böyle gitmesi. Tabii kombinasyonlardan bahsedeceğiz. Yani tek başına bu parmak bu şekil gitti. Ama diğer parmaklarında meyil vermesi ve diğer olguların varlığıyla birlikte burada işte yönetim kabiliyeti de devreye girebilir. İhtiras da devreye girebilir. Bunlar ilk başta parçaların öğrenilip gözlemlenip daha sonra parçanın bütünle birleştirilmesiyle okunabilecek şeylerdir. Biz burada kısaca parçalardan bahsedeceğiz. Diğer nokta şu parmakların arasındaki boşluğu görüyorsunuz. Parmakların aralarındaki boşluklar şuradaki. Yani parmakları kapattığınızda arkadaşlar arada şayet böyle bir boşluk kalırsa bunlar gururlu müsrif kişiliktir. Ego vardır, kibir vardır. Yani dikkat edecekler. Bu noktaya dikkat edecekler. Kibirli ve gururlu yapılarını çok ortaya çıkarmamaya çalışacaklar. Yani hepimiz menfi ve müspet, iyi ve kötü duygularla çevreliyiz. Zaten insanı insan yapan da bu duygulardan iyilerini ortaya çıkarmak, kötülerini ise baskılamaktır. İnsanı insan yapan olgu budur. İkincisi, yüzük parmağını da görüyorsunuz. O da orta parmağa doğru meyletmiş. Bu da biraz mutluluklarının maddeye, paraya bağlı olduğunu ifade eder. Genelde bu parmağa sahip kişilerin küçükken el üstünde tutulan çocuklar olduğunu görürsünüz. Rahat büyümüşlerdir. Rahat büyütülmeye çalışılmışlardır diyelim. Varlıklı ailelerin çocuklarına da sık sık gözükür ama tek başına bir done değildir. Yani bu parmağın dümdüz olup da çok varlıklı bir aileye sahip olan kişiye de gördüm. Biraz daha bu para ile, maddiyat ile mutluluğu
daha mümkün olan kişiyi ifade ediyor. Ama yine de aklımızın bir köşesinde bunun varlıklı aileye ait bir çocuk olarak da dursun. Diğer işaretler desteklerse en ahir noktada bunu destekleyen 3 işaret daha bulduğunuzda evet bu çocuk varlıklı bir ailenin çocuğu olarak gelmiş diye bilirsiniz. Serçe parmak burada. O serçe parmak diğer parmaklar kadar meyletmemiş arkadaşlar. O biraz daha normal ama kısa kalmış. Bu da baskıyı hissetmek ve baskıyı kolay kolay göğüsleyememek manasına gelir. Yani kalabalık bir cemiyette veya sporcuysam işte yarı finaller, çeyrek finaller veya müsabakalarda tribünlerin önünde veya gergin bir maçta tam manasıyla hissiyatını kontrol edememe manasına gelir. Çizgiye geliyoruz hemen. Çizgilenmeye geliyoruz ki ilginç bir yapı var burada. Burada hep bahsediyorduk. Bakın bu bizim hayat çizgimiz. Hayat çizgisi siyah çizgiyle çiziyorum. Bu da bizim üstüne gelen akıl çizgisi. İlk başta akıl çizgisinin yukarı gittiğini, diğer yapının ise buradan uzadığını görüyoruz. Şimdi önce şuradan bahsedeceğim. Bu aradaki boşluktan çok videoda bahsetmiştim. Bu taralı alana. Genelde elinize baktığınızda şu an bakıyorsunuz. Elinize bakarken akıl, şurası akıl çizgisi. Bu akıl çizgisinin hayat çizgisiyle, hayat çizgisi H ile gösterdim. Hayat çizgisinin birleşik olduğunu yani birlikte bu şekilde uzandığını görürsünüz. Ama burada ayrı bir form var. Bu aslında şayet parantez içinde söylüyorum. Hedefleri varsa muhteşem bir işarettir. Hayat yaşam enerjisinin, hayatı yaşama enerjisinin ifade edilir. Bünyeleri sağlamdır. Bu aradaki mesafe arttıkça biraz daha menfiye doğru kayıyor mesela. Onu da belirteyim. Ama genelde teşebbüs kabiliyeti yüksek. Yani bir şeye atılırken çok insanlara danışma gereği duymayan insanlardır. Benim çok tanıdığım var böyle. Genelde dolandırılıyorlar. Çünkü teşebbüs kabiliyeti, o atılma kabiliyetlerini istişareyle, danışmakla süslemedikleri için genelde kandırıldıklarını da gördüm. Ama bu genel itibariyle özgüvenli insanlar. Hedef ettikleri şeye eninde sonunda erişiyorlar. Erişmeseler bile sonuna kadar gidiyorlar. Gerçekten bu noktada takdire şayan huyları var. Ama hedefleri yoksa problem çekiyorlar. Hedef edinmek zorundalar bu kişiler. Peki akıl çizgisinin bu formu ne anlama geliyor? Bakın şu yukarı gelen bu kırmızıyla tekrar yanından çizeceğim. Akıl çizgisi bu şekilde geliyor. Kalp çizgisine dokunuyor. Birincisi akıl çizgisinin bu şekilde dik bir forma böyle gitmesi esasında müthiş bir amaç ve amaç üzerine her şeyi göze alabilmek anlamına gelir. Ve aklınızda olsun akıl çizgisinin bu şekilde üste doğru meyil vermesi ve kalp çizgisine dokunması büyük başarıları ifade eder. Yaptıkları işte ticaretse, ne bileyim bir yatırımsa güzel başarıları elde edebilecek bir kabiliyeti haber verir. Burada Elif Hanım'ın bir amaç, bir hedef uğruna çok şeyleri göze alabilecek bir kararlılığa sahip olabilme yapısını verir. Bu form yukarıdan hatırlarsınız sayıyı vermiştik 7, 14, 21. 19-21 yaşlarında bu form değişiyor. Bakın akıl çizgisi burada devam ediyor. Peki bu hangi elde? Bu sol elde arkadaşlar. Sol el bizim soydan gelen, atalarımızdan, dedelerimizden gelen bir form. Peki Elif Hanım'ın sağ eline nasıl geçmiş ona bakalım. Burada tekrar çizgiyi canlı görün diye çizgileri kaldırdım. Bu şekilde noktalı bu şekilde gösteriyorum. Geliyor ve buraya dokunuyor. Akabinde akıl çizgisi buradan tekrar devam ediyor. Bakın sağ ele geliyorum. Sağ el. Sağ elde bambaşka bir yapı var. Sanki başka birinin eli gibi. Gerçi burada parmakları birleştirmediği için böyle duruyor ama yine de bambaşka bir çizgilenme var. Birincisi aynı hayat ve akıl çizgisi arasındaki ayrım duruyor. İkincisi ise daha önceki videolarda bahsettim. Bu akıl çizgisi gerçekten sevdiğimiz, istediğimiz, görmek istediğimiz akıl çizgisi. Bunlar yüksek zeka gerektiren işlerde bulunacaklar. Soyut somut kavramları da anlayabilirler. Bu kişilerin baş parmakları da kuvvetliyse, hele de tırnaklar ete batıksa, geçen paylaşmıştım. Ete batık tırnaklar. Hatta birçok kişi bu el yapısına sahip insanlarla çok anlaşamıyorum vesaire dediler. Çünkü onlar hedef odaklı. Arkadaşlarını, dostlarını, hatta yeri geldiğinde ailelerini hiçe sayarlar. Hedeflerine yürürler. Bu kişiler böyle bir akıl çizgisine ve güçlü bir baş parmağa sahipse dava eri olurlar. Hayatları zor geçer çünkü her şeyi göze alırlar. Çok eve gelmelerini beklemeyin böylelerinden.
Çünkü hedefleri uğruna mücadele edeceklerdir. O yüzden iyi bir eş olmaları beklenmez. Büyük zatların böyle bir akıl çizgisi, güçlü bir baş parmağı ve parmakları da, tırnakları da, hem parmaklar uzundur hem tırnaklar ete batıktır. Şimdi bu akıl çizgisi gayet güzel konumlanmış. Hele de sol ele nazaran muhteşem bir konum var. İkincisi, buradaki diğer fark şu akıl ve kalp çizgisi arasındaki merdivenli yapı. Buna Şibi Münharif derler. Şibi Münharif böyle isminde tılsım şeyi duruyor ama dikdörtgen demek. Bu yapı çok kötü çizdim ama şöyle daha belirgin olabilir. Bakın bu kalp çizgimiz. Bu akıl çizgimiz. Aradaki bu merdivenli yapı Şibhi Münharif olarak adlandırılır. Bu kişiler yargıda dengeyi kurarlar. Önemli olan bu. Akıl ve kalp dengeleri iyidir. Yani şöyle, akıl çok ileri gittiğinde kişinin kalbi der ki dur. Bu fazla menfaatçilik, bu bencillik. Akıl bu ileri gittiği hengamda kalbin dur demesi gibi kalbin çok ileri gittiği hengamda da akıl der ki dur. Bu enayilik. Bu kararlarda ve yargıda dengeyi verir. O yüzden gayet güzel bir işarettir. Ben bunların yetenekleri tam manasıyla ortaya çıkarabilecekleri bir işe dahil olmasalar dahi başarılı olduklarını, kendilerini belli ettiklerini gördüm. Bu gayet güzel bir işaret. Gayet kişinin başarı, sosyal hayat, aile hayatını evinden doğru adımlar atabileceğini gösteren bir zihne sahip olduğunu ifade eden yapıdır. Bu iki el arasındaki bu kadar fark neden meydana geliyor? Sol eldeki yapının daha pozitif hali sağ ele geçmişse birincisi bu kişinin iradeyle, kararlılıkla kendi zihinsel meylini pozitif yöne doğru çevirdiğini gösterir. Yani küçüklüğünde veya işte gençliğinde ben doğru yaşamıyorum. Ben doğru kararlar almıyorum. Tabii örnek misal veriyorum, burası için söylemiyorum. Daha düzgün düşünmeliyim, daha doğru düşünmeliyim vesaire. Zihinsel meylini değiştirmiş ve pozitif hale getirmiş. Genelde de bu insanların çocuklukları kolay geçmiyor. Çünkü o hengam zihinsel meylini değiştirmeye mecbur bırakıyor. Yani hayat şartları kişiyi mecbur bırakıyor. Yoksa aileden gelen, soydan gelen zihinsel mirası değiştirmek zorunda ve durumunda kalmazlar. Halihazırda sol elde olmayan ve sağ elde olan diğer bir çizgiyi de hemen göstereyim size. Daha öncelerde de bahsetmiştik. Bakın bu müthiş bir ilham çizgisi. Gayet güzel bir ilham çizgisi. Burcu ne acaba Elif Hanım'ın da yazdı bana ama görmedim. Gerçekten çok net bir ilham çizgisi. İşte yazarlar, hikaye, roman yazarı vesaire elin ve yüzün geneline bakmak lazım. Elif Hanım'ın yüz yapısı buna müsait. Gayet güzel bir ilham çizgisi var. Bu sol elde bulunmayan bir çizgi. İlham çizgisini de bu vesileyle göstermiş olduk. En tuhaf ve sıra dışı elleri seçme yarışmamızda birinci olarak seçtiğiniz eli kısaca yorumladık. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.